Evet, devam ediyorum arkadaşlar. İthalatta matrahta kalmıştık. Arkadaşlar, beyannamenin sağ tarafı, yani yurt dışı giderlerin olduğu hane. Sol tarafta ise gümrük vergisi tarhını oluşturan kısım demiştik. Orada yurt dışı, yani Türkiye gümrük bölgesine gelene kadar yapılmış olan o eşya ile ilgili olan tüm masraflar ithalatta verginin matrahını oluşturur. Yani verginin tarhını esas olan kıymet demiştik. O kıymetin içerisinde bir sürü unsuru da konuşmuştuk geçen hafta. Sadece sif kıymet değil, sif kıymetin daha ilerisi demiştik. Yani bir navlun sigortayla eşyanın kıymetinden ziyade yurt dışında oluşup eşya ile ilgili olan tüm masraflar, yani satın alma komisyonları dışındaki tüm masraflar eşyanın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymet demiştik. Türkiye gümrük bölgesinde oluşan giderlerde ise KDV'lendirilmemiş olanlar, yani vergilendirilmemiş olanlar ise KDV matrahına girmesi gereken unsurlar demiştik. Bunlara da örnek verirken Türkiye'de oluşan, Türkiye beyannamenin tescil tarihine kadar oluşmuş olan tüm giderleri söylemiştik. Hatta KDV'lendirilmemiş olan fazla mesai ücretleri, yolluk ücretleri de bunların içerisinde yer alır demiştik. Hatta bununla ilgili bir de Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün bir genelgesi var. İşte fazla mesai ve yolluk ücretleri KDV'de matraha girer mi, girmesi gerekir mi? Bununla ilgili bir görüş sorulmuş. Genel müdürlük de bununla ilgili bir tasarrufu yazıyla tüm bölge müdürlüklerini bilgilendirmiş. Şunu da kaydedelim arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada fazla mesai ve yolluk giderlerin katma değer vergisi kanununda ithalatta matrah başlıklı. Şu anda zaten şöyle yapalım. İthalatta matrah başlıklı arkadaşlar. Şurayı tekrar açalım. İthalatta matrah başlıklı 21. maddedeki KDV'lendirilmemiş olan giderler olarak mutlaka eşyanın KDV matrahının içerisine atılması gereken unsurlar diye bir ayrıma gidelim. Şöyle yapalım. Ayrıma gidildiğini görüyoruz. Yani beyannamenin tescil tarihinden sonra yapılmış olan, geçen hafta Savaş arkadaşımız sormuştu sanırım. Beyannamenin tescil tarihinden sonra oluşan, yani beyanname kapatılmış eşyanın çekim aşamasındayız. Yani fiili ithalatı gerçekleştirme aşamasındayız. Peki bu tarihten sonra oluşan yolluk ücretleri olsun ya da mesai ücretleri olsun, bunlar beyannameye dahil edilir mi? Edilmez. Çünkü gümrük beyannamesinin tescil tarihinden sonra oluşan giderler, sizler de biliyorsunuz ki beyannamenin matrahında görünmeyeceğinden onunla ilgili KDV'de tahsil edilmemiş olacak arkadaşlar. Bu da bir geçen haftaki sorunun örneği olsun. Yani beyanname tescil tarihinden sonra yapılan tüm giderler matraha dahil edilmemesi gereken unsurlar arkadaşlar. Bu tasarruflu yazıyı da incelemenizde fayda var. Devam edelim. Başka burayla ilgili söyleyebileceklerimiz. Bir de matraha dahil olmayan unsurlar demiştik. İskontolar fiiliyatta böyle değil ama yani uygulamada bizim meri mevzuatımızdaki uygulamada biz iskontoları biliyorsunuz. Geçen hafta da söylemiştim. Bir miktar iskontosu yapılır. Bu miktar iskontosu üzerinden iskontolar beyannamenin yurt dışı vergi matrahında, yani gümrük vergisi tarhını oluşturan giderlere ilave edilir. Bir de peşin ödeme iskontosu ya da ödeme iskontosu dediğimiz iskontolarda yine gümrük vergisi matrahına konur demiştik. Dikkat ederseniz geçen hafta bunların üzerinden geçmiştik. Bir de hesaplanan katma değer vergisi var arkadaşlar. Yani verginin vergisi olmayacağı için hesaplanmış olan bir katma değer vergisi varsa bir faturada böyle faturaları sizin gelip KDV matrahının içerisine ilave etmemeniz gerekir. Buna da örnek olarak şöyle söylemiştik. Mesela TSE giderleri beyannamenin tescil tarihinden önce oluşmuş olur mu? Evet olur. Antrepoda alabilirsiniz. Bunlar eğer faturaları KDV'lendirilmişse, KDV'li kesilmişse bunları gelip beyannameye KDV'de matraha ilave etmezsiniz. Ya da işte bazı antrepolarda KDV'li faturalar kesilir. Bu faturalarda da yine beyannamenin KDV matrahının içerisine ilave edilmez arkadaşlar. Ordine ücretleri de bunlara söylenebilir. Ordine ücretleri çoğu firma gördüğümüz kadarıyla özellikle hızlı kargo firmalarında KDV'lendirilmemiş faturalar görüyoruz. Bunlara da mutlaka yurt dışı giderler olarak KDV matrahına ilave edilmesi gerekir ve KDV'sinin mutlaka tahsil edilmesi gerekir arkadaşlar. Geçen hafta örnek vermiştik. İki örnek üzerinden tekrar
bilgilendirme yapalım isterim. Geçen hafta iki örnekte iki beyanname vardı ve iki örnekte de bir yurt içi gider olarak vadeli akreditifte bir akreditif teyit gideri söylemişti. Bu teyit giderinin mutlaka beyanamenin yurt dışı gider matrahına eklenmesi gerekir. Niye? Çünkü Türkiye gümrük bölgesinin dışında oluşan bir gider. Yani muhabir bankaya yani ihracatçının bankasına yapılan bir dolaylı ödeme olduğu için arkadaşlar bunun mutlaka gümrük vergisi matrahını oluşturan kıymetin içerisinde yani gümrük vergisi matrahının içerisinde yurt dışı gider olarak beyan edilmesi gerekiyor demiştik. Hatta formülde de formüle ederken de bunu şöyle söylemiştik. Bu aktif, akreditif arkadaşlar bir garanti poliçesi demiştik. Yani bankalarca eğer alıcı ve satıcı firma birbirini çok iyi tanımıyorsa en güvenli alışveriş şeklidir akreditif demiştik. Bu akreditif açılırken de sonuçta bankalar size bir döviz kullandırıyorlar. O dövizin karşılığında da bir komisyon alıyorlar arkadaşlar. Yani çok detayına girmeyelim ama sonuçta bankalar da bu işten nemalanıyorlar. Bunun da bir komisyon ücreti var demiştik. Bu komisyon ücretinin de formülünü şöyle anlatmıştık. Geçen hafta dinleyenlere bilir ama bir dinlemeyenler ya da yeni katılan arkadaşlarımıza. Burada teyit komisyonu olarak bu transfer rakamı üzerinden yıllık 2.4 oranında bir komisyon alacağını söylemiş bize. Bunu nasıl formüle ediyorduk? Bu rakamın 2.4'ünü alırız. Onu 12'ye böleriz. Çünkü yıllık bir ödeme ise bunu 12'ye böleriz. Her ay ne kadar ödememiz gerektiğini %2.4'ünden bulabiliriz demiştik. Bu rakama da geliriz. Gümrük vergisi matrahına ilave ederiz demiştik arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir başka bir örneğimiz de var bununla ilgili. Bu da arkadaşlar antrenman beyannamesinde oluşan giderler olarak bizim sorduğumuz ilgili arkadaşımıza. Burada 17 bin liralık bir gider oluşmuş. İşte fazla mesai ve yolluk ücretleri olarak bunlar beyannamede matraha ilave edilmemişti. Sorduğumuzda evet böyle bir giderin yapıldığı, bunun makbuzlandırıldığı söylendi. Daha sonra ilgili arkadaşı uyardığımızda bunu biz KDV matrahının içerisine attık arkadaşlar. Bilenler için değil ama en azından yeni duyanlar için de tekrar bir örnek olsun. Mutlaka eğer beyanname tescil tarihine kadar oluşmuş giderler varsa, işte demin verdiğimiz örnekte de yani buradaki örnekte de fazla mesai ve yolluk ücretlerini mutlaka gelip sizin KDV matrahının içerisine atmanız gerekir. Beyannamenin tescil tarihinden sonra yapılan tüm giderler ise beyannameyi ilgilendirmediği için matrah unsurlarının içerisinde de yer alan giderler olarak arkadaşlar ilave edilmemesi gerekir. Bu da ilgili beyannameler işte bahsettiğim bu beyannameyle ilgili olarak bir gider oluşmuş. Antrebuda yapılan yolluk ve fazla mesai giderleri bunlara da dikkat ederseniz buraya yolluk ücreti olarak biz ilave ettirdik arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Sonuçta bunlar vergi kaybına neden olan işlemler olacağı için daha sonra kontrollerde, sonra da yapılan kontrollerde eğer müfettişler bunları fark ederse bunlarla ilgili arkadaşlar devletin bir vergi kaybı olacağı için 234. maddenin 1. fıkrası kapsamında yani 1A kapsamında mutlaka bize ceza kararları düzenlenecektir arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Birebir de arkadaşlarımızla konuşuyoruz ama konuşamadığımız arkadaşlar için de örnek olsun. Bunlar da bizim kontrolü yakaladığımız hatalar diyelim. Bu da arkadaşlar yukarıda anlattığım yurt dışı gider olarak akreditif kapsamında yurt dışı muhabir bankaya teyit komisyonu olarak ödenen rakamın gümrük vergisi matrahına ilave edilmesiydi. Bakarsanız burada da o rakamı göreceksiniz. Gümrük vergisi matrahına yurt dışı gider olduğu için, Türkiye gümrük bölgesi dışında oluşan bir masraf olduğu için ne demiştik? Yurt dışı gider olarak vergi matrahının içerisine konulması gerekir demiştik arkadaşlar. Geçen haftaki dersimizle ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Bu haftaya geldiğimizde arkadaşlar, özellikle menşe konusu hala revaçta olan konumuz. Çok fazla sıkıntılar yaşıyoruz ve yaşamaya devam ediyoruz. Ve gelen ceza kararlarına baktığımızda, işte geçen hafta Necip Bey de konuşmasında söylemişti. Skype'de sabah toplantısında da dinlendirdik. İşte 800 bin liralık bir rakamdan bahsedildi. Ve Amerika Birleşik Devletleri menşeli eşyalarla ilgili bu sıkıntı devam ediyor. Biliyorsunuz konuşurken hep şunu söylüyoruz. Evet, gümrük yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı. Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden gelen eşyalarda menşe ispatına gerek yok demiştik ama hal böyleyken bazı tarifeler var ki o tarifelerde
özellikle Amerika Birleşik Devletleri menşe esaslı, yani şöyle söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri menşeli bazı eşyalarda ek maliye yükümlülük kapsamında bir vergi tahsilatı var arkadaşlar. Eğer eşyanız o tarifede ise sistem sizden menşe istememiş olsa dahi arkadaşlar, işte 800 bin TL'lik örnekten de yola çıkarsak, gümrük idaresi size bununla ilgili cezalar uyguluyor mu? Uyguluyor. İşte bu da çok bariz bir örneği. Şimdi bununla ilgili bir beyanname koyduk buraya. Orada örnek üzerinden daha net anlaşılacak. Dikkat ederseniz burada Amerika Birleşik Devletleri menşeli eşyalarda tarifeler verilmiş ve bu tarifelerin karşılarında ek mali yükümlülük adı altında vergiler konulmuş arkadaşlar. Burada tarife bazında gittiğimizde bizim en çok sektör olarak belki şirketimizde yaptığımız tarifelere biz örnek verelim. Şimdi 48.02, 48.04 ve 48.11'den çok fazla ithalat yapıyoruz ve burada dikkat ederseniz %10 oranında ve %25 oranında bir ek mali yükümlülük konulmuş. Eğer siz bu tarifeden eşya çekiyorsanız, sistem sizden menşe istememiş olsa dahi, bu örnekten yola çıkarsak, sizden menşe istememiş olsa dahi arkadaşlar, dikkat edin burada 48.04'te hemen karara tekrar döneyim. 48.04'te Amerika Birleşik Devletleri için bir %10 ek mali yükümlülük konulmuş. Ama sistem bizden menşe istemiyorsa mutlaka sizin bu menşeyi ispat etmeniz gerekir arkadaşlar. Menşe istenmemiş olsa dahi yarın kontrolde eğer bu fark edilirse sizden bu eşyanın Slovakya menşeli olduğunun mutlaka ispatını isteyeceklerdir. Siz buraya 0.63 girmişsiniz ama gerçekten bu eşya Slovakya menşeli mi diye sizden bunu teyidini isteyeceklerdir. Bunu yaşamama adına eğer böyle bir risk varsa, böyle bir risk öngörülüyorsa mutlaka o menşe şartnamesinin beyannameye eklenmesi gerekir arkadaşlar. Bu beyannamede yoktu. Hatta akşam saatiydi. Biz acele etmeyelim, sabah tescil alınsın bu beyanname demiştik. Orada atlamış olsaydık, böyle gitmiş olsaydı beyanname kapanmış olsaydı, atıyorum bir sene sonra, 6 ay sonra eğer bununla ilgili bize geri dönüş yapılmış olsaydı belki menşe sunabilirdik ama en azından biz önlemimizi baştan almış olduk arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Özellikle bazı tarifeler var ki tekrar şuradan çıkayım. Pardon. Bazı tarifeler var ki bu tarifelere çok dikkat etmemiz gerekir. Özellikle 39.26'dan çok fazla eşya çöküyoruz. Bakarsanız burada %30'luk bir ekmal yükümlülük var. 39.04'ten çok fazla çekiyoruz arkadaşlar. Şirket olarak %25'lik bir ek mali yükümlülük var. İşte 33.04'ten çok fazla çekmiyoruz ama yine %30'luk bir ek mali yükümlülük var. Bunlar arkadaşlar menşe esaslı ticaret politikası önlemleri. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri menşeli eşyalara çok yüksek oranda dikkat edersiniz. Bir ek mali yükümlülük konulmuş. Bunlar bir ticaret politikası önlemi mi dersiniz? Evet, ticaret politikası önlemi de diyebilirsiniz bunlara. Bunlara özellikle beyanname yazım aşamalarında eşya Avrupa'dan geliyor ya da eşyada işte menşe istenmiyor gibi durumlarda mutlaka bu karar kapsamında eşyanın değerlendirilmesi ve menşenin mutlaka eklenmesi gerekir arkadaşlar. Yaşadığımız örnekler çok fazla. Geriye dönüp kontroller sürecinde özellikle bu tarifelerden eşya çeken firmalara bir sürü ceza kararları düzenlendi ve gitti arkadaşlar. Aman bunlara dikkat edelim derim. Biraz önce söylemeye çalıştığım, biliyorsunuz iki tane ek mali yükümlülük kararımız var demiştik. Birisi Amerika Birleşik Devletleri menşeli eşyalar için böyle bir kararımız var. Bir de Avrupa Birliği üzerinden ATR dolaşım belgesi eşliğinde gelen eşyalar arkadaşlar. Bazı ülkeler menşeli eşyaların Avrupa Birliği üzerinden ATR dolaşım belgesi eşliğinde ülkemize ithalatında bir tarife farklılığı oluşturulması durumlarında, yani vergilerin alınmaması noktasında bir tarife saptırıldığı durumlarda bazı ülkeler arkadaşlar, burada zaten kararı göreceksiniz, ek mali yükümlülük adı altında yine vergi tahsilatına gidiliyor. Bununla ilgili de şöyle yapalım. Bununla ilgili de çok detaya girmeyeceğim ama burada işte ülkeler sayılmış. Eğer bu eşyalar Avrupa Birliği üzerinden ATR dolaşım vergisi eşliğinde ithal ediliyorsa buna biz telafi edici vergi, yani alınması gereken vergi doğrudan bize o ülkeden ithal edilmiş olsaydı, örnek verelim buna. İşte bu eşya burada tanımlanan tarifelerdeki eşyalar, çok detaya girmemek için, boğmamak için konuyu.
bu ülkelerden gelmediğini bizim arkadaşlar ispat etmemiz gerekir. Yani Avrupa Birliği üzerinden gelen eşyalarda bir ek mal hükmü uygulanıyorsa ve bunların Avrupa Birliği üzerinden Türkiye'ye ithalatında bir tarife farklılık oluşturmaması için bu ülkeler menşeli olmadığını ispat etmemiz için bizim mutlaka menşeyi ibraz etmemiz gerekir arkadaşlar. Şu anda baktığımızda özellikle beyanname kontrol aşamalarında sistemden belgeleri çektiğimizde çoğu eşyalarda zaten arkadaşlar menşe istenmiyor ama biraz önce bahsettiğim özellikle Amerika Birleşik Devletleri özelinde menşe istememiş olsa bile o tarifelerden eşya çekiliyorsa mutlaka menşe şartnamelerinin ibrazını sunmamız gerekir ki yarın bugün karşımıza farklı bir uygulama ceza kararları gelmesin diye arkadaşlar. Evet, bununla ilgili de çok detaya girmeden, çok da vaktinizi almadan bunları da söylemiş olayım. Geçen hafta Hava Hanım da paylaşmıştı gruptan biliyorsunuz. Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü arkadaşlar. Özellikle pandemi süreciyle beraber yani Şubat ayı ile beraber bütün dünyada herkesin yaşadığı bu süreçle beraber çoğu menşe şehadetnamelerinin ibrazı noktasında arkadaşlar büyük sıkıntılar yaşandı biliyorsunuz. Bununla ilgili de kolaylaştırmalar yapılmaya çalışıldı. Nedir bunlar? İşte elektronik menşe şehadetnameleri, elektronik ATR'ler düzenlenmeye başlandı. Tabii bunların da kontrol süreçleri var biliyorsunuz. Yani bu ATR'ler gerçekten düzenlenmiş mi? Elektronik ortamda bunların kaydı yapılıyor mu? Ya da bunları nasıl teyit ederiz? Ya da menşe şehadetnameleri noktasında bunların sıhhati konusunda bunları nasıl, nereden teyit ederiz noktalarında çok fazla yazışmalar oldu. Genel müdürlük de dönem dönem bu ülkelerin listelerini yayınladı arkadaşlar. Yani karşınıza gelen elektronik menşe şehadetnamelerini sistem üzerinden de kontrol edebilirsiniz diye bazı ülkelerin linklerini yayınladı. Burada zaten kararın içinde o linkler var. Göreceksinizdir. İşte bu linklerden hangi ülkeden elektronik menşe düzenlenmişse bunların sistem üzerinden kolaylıkla doğruluğunu teyit edebilirsiniz arkadaşlar. Burada özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Slovenya'dan düzenlenen menşelerle ilgili de evet bunlar da elektronik menşeyi düzenleyebilir diye zaten yukarıda yazıda onu ifade ediyor. Ama onların linkleri daha henüz verilmemiş dikkat ederseniz ama bu ülkelerden de düzenlenen elektronik menşelerin şöyle yapalım elektronik menşelerin kabul edileceği yönünde yazı yayınlamış. Kağıt ortamında veya elektronik şekilde Slovenya Gümrük İdaresi tarafından kağıt ortamında Slovenya'nın işte sanayi ticaret basına sorulmuş. Düzenlenebilmektedirmiş. İşte Amerika Birleşik Devletleri için de yine Amerika'da ticaret sanayi odaları ile sorulmuş. Orada da bunların düzenlendiği noktasında işte bu kapsamda işte elektronik menşe şehadetnamesini düzenleyen ülkelere ait güncellenen listenin bir örneği gönderilmiştir denmiş. Dediğim gibi aşağıya eklenmesi gerekenler var. Henüz eklenmemiş ama diğer ülkelerden gelenler de her bir eşyanın menşeini mutlaka bu linke tıklayarak çıktısını alabilirsiniz. Menşeini en azından doğrulatabilirsiniz. Bu da diğer bir husustu. Sabah grupta yazılmıştı. Özellikle Savaş Bey'in bir sorusu vardı. Ben de katkı vermek isterim buna. Arkadaşlar bizim İngiltere ile yapılan STA'mız ilk STA'mız değil. Son da olmayacak. Bir sürü ülkeyle şu anda halen müzakereler devam eden STA görüşmelerimiz var. Daha önceden serbest ticaret anlaşması yapmış olduğumuz ülkeler var. Son noktada da İngiltere ile yapılan bir STA var. İngiltere ile yapılan STA'nın ise iç onay süreçleri dediğimiz, biliyorsunuz uluslararası anlaşmalarda sadece bakanlar düzeyinde imza atılır ama bunların bir de ülkelerdeki onay süreçleri vardır. İşte Cumhurbaşkanlığından onayı, bunların resmi gazetede yayınlanması ve iç hukuktaki mevzuatsal noktada bakanlıklar düzeyindeki işte o hiyerarşik yapının tamamlanması beklenir. Dikkat ederseniz hala şu anda mevcut uygulamada yönetmelik henüz yayımlanmadı. Önümüzdeki haftalarda yayımlanmasını bekliyoruz. Aynı anda biliyorsunuz hem Türkiye'de hem İngiltere'de, İngiltere Resmi Gazetesi'nde yayımlanacaklar. Sonuçta iç onay süreçleri bittikten sonra menşe mevzuatının ne şekilde uygulanması gerektiği onun yönetmeliği yayımlandıktan sonraki süreçte ise bununla ilgili daha önceden alınmış olan beyannamelerdeki vergilerin geri verme kaldırma işlemleri yapılacak ama tabii yönetmelik çıkmadığı sürece de biz var olan uygulamada ne yapıyoruz?
Birleşik Krallık olarak uluslararası anlaşmalarda beyanname seçiyoruz. Alınması gereken vergiler noktasında tüm vergileri teminata bağlıyoruz. Yönetmelik çıktıktan sonraki süreçte ise o yönetmeliğe uygun olan menşeleri, fatura beyanlarının daha doğru cümleyle fatura beyanlarının doğruluğunu teyit ettikten sonra ilgili beyannamelerle ilgili olarak gümrük idarelerine geri verme, kaldırma taleplerinde bulunacağız. Bu süreçte hep sorular şu minvalde oluyor. İşte İngiltere'den gelen eşya Avrupa Birliği üzerinden gelirse, işte İngiltere menşeli eşya EFTA üzerinden gelirse, İngiltere menşeli eşya Panavrupa Akdeniz menşe kümülasyonundan gelirse, arkadaşlar nereden gelirse gelsin. Sonuçta demin verdiğim örnekte bizim ilk STA'mız değil İngiltere STA'sı. Son da olmayacak. Ama burada Malezya örneği buna verilebilir. Kore örneği buna verilebilir. Dikkat ederseniz STA'larda kural şudur. Doğrudan nakliyat ilkesini bozmamak, yani doğrudan nakliyat ilkesine helal getirmemek kaydıyla o ülkeden doğrudan yapılan ithalatlarda vergiler alınmaz, yani tercihli rejimden faydalandırılır. Peki bir başka ülkeden gelirse STA kapsamındaki eşyalar, orada da kural şu, bir başka ülkeden gelebilir mi? Elbette gelebilir. Orada sadece transit gelmek kaydıyla ve o ülkede sadece geçici depolanmak suretiyle, yani üzerinde herhangi bir şekilde bir işleme faaliyeti, menşe kazandırıcı işlem yapılmadığı sürece ve bunun da ilgili gümrük idaresinde, yani geçici depolamanın yapıldığı transit ülkesindeki ilgili gümrük idaresinden alınan yazıyla, yani non-manipüle işlem, yani hiçbir manipülasyona uğramamıştır, herhangi bir işleme uğramamıştır yazısının ispatıyla geldiği sürece arkadaşlar o tercihli rejimden yararlandırılır. Yani STA'dan yararlandırılır. Bunun dışında serbest ticaret anlaşmalarına ait ülkeler menşeli eşyalar doğrudan nakliyat ilkesini bozduğu sürece alınması gereken vergiden arkadaşlar alınması gerekir. Bunu ilave gümrük vergisi de gümrük vergisi de koyabilirsiniz. Diğer bir husus işte İngiltere'nin biliyorsunuz İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkması süreciyle beraber kümülasyonlardan da çıkarıldı. Yani Panavrupa Akdeniz menşe kümülasyonundan da çıkarıldı. EFTA'dan da çıkarıldı. Dolayısıyla şu anda İngiltere özelinde İngiltere'nin mevcut olduğu bir kümülasyon yok. Olabilir mi? İleride olabilir. Geçen hafta da bunu dillendirdik. Önümüzdeki süreçte bakacağız. Eğer bizim dahil olduğumuz kümülasyonlara İngiltere'de dahil olursa tabii ki o zaman durum farklılaşır. Hemen buna yine Kore örneğinden gidelim. Kore ile bizim STA'mız var ama Kore ile Avrupa Birliği'nin STA'sı yok. Yani bir kümülasyon, çapraz kümülasyonu yok. Dolayısıyla Kore'den gelen eşya direkt bize geldiği zaman biz evet vergilendirme noktasında doğrudan nakliyat ilkesi bozulmadığı sürece ne yapıyoruz? Vergisiz, yani serbest ticaret anlaşması kuralları çerçevesinde işlemleri yürütüyoruz. Ama Kore menşeli bir eşya Avrupa Birliği üzerinden gelirse hemen yapmamız gereken, alınması gereken ilave gümrük vergisi varsa bunun mutlaka alınması noktasına gidiyoruz. Eğer sizin STA'nızın doğrudan nakliyat kuralına bir helal getirilmişse o zaman siz ilave gümrük vergisi noktasında alıyorsunuz zaten ilave gümrük vergisini. Peki gümrük vergisi alınır mı? Hayır, alınmaz. Sebebi de şudur. Kore menşeinden dolayı alınmaz. Kore menşeinden dolayı değil gümrük vergisi. Avrupa Birliği'nde serbest dolaşıma girdiği için, yani gümrük vergileri tahsil edildiği için ve ATR dolaşım belgesi eşliğinde ülkemize geleceği için, serbest dolaşıma giriş yerine tabi tutulacağı için gümrük vergisinin haricinde alınması gereken ilave gümrük vergisinin de alınması gerekir arkadaşlar. İnşallah savaş içinde, savaş bir içinde bu sorunun cevabı böyle de verilmiş olur. İhtisas gümrüğü uygulamaları var. Evet, ihtisas gümrüğü uygulamaları her ürün için farklı farklı değerlendirilir. Özellikle seri No 105 var arkadaşlar, biliyorsunuz. Aslında ihtisas gümrüğü uygulamaları aslında bir tarife önleme gibi düşünün. Bir tarife zorlaması gibi düşünün. Adına ne koyarsanız koyun. Bazı tarifelerdeki eşyaları bazı gümrük idarelerinden çekmek zorundasınız. Özellikle orada bir ayrıma gidilmiştir. Avrupa Birliği üzerinden ATR dolaşım belgesi eşliğinde gelenler, bir de Avrupa Birliği üzerinden gelmeyenler. Yani üçüncü ülke menşeilerde bir ayrıma gidilmiştir. Orada her tebliğ kendi içerisinde, kendi tarifesine bakılarak, menşeine bakılarak arkadaşlar incelenmesi gerekir. Şudur demek ya da tek bir doğru üzerinden gitmek çok sağlıklı bir yorumlama olmayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bütün bunların ışığında. İşimiz çok zor. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Özellikle çok belki çok tekrara düşüyoruz ama maalesef gelen cezalar noktasında da gördüğümüzde biz tarifeden cezaya düşmüyoruz arkadaşlar. Belki bu tarife konusunda çok spesifik örnek üzerinden gidemeyiz ama çok fazla tarifeden değil cezalar. Genelde baktığımızda sanki hep menşe esaslı bir ticaret politika önlemlerinden ya da ilave gümrük vergilerinden cezaya düştüğümüz
çoğunda belki uygulamada evraklar incelenmediği için, çok detayına girilmediği için biz yazalım, gönderelim, siz kendinize haklı çıkarın metodu işte bir yolu daha doğrusu şöyle, siz kendinize haklı çıkarın bir metodu da gidiliyor olabilir. Buna da saygı duymak lazım. Ama baktığımızda sanki hep cezaların ilave gümrük vergilerinden geldiğini ya da menşe esaslı ticaret politikalarından geldiğini görüyoruz. Bu noktada bizim yapmamız gereken evrağın yazım aşamasında çok dikkatli olmamız lazım. Yani menşe istemiyor, sistem menşe istiyor, biz yok deyip geçemeyiz. Arkadaşlar evet, menşe istiyorsa bilin ki siz gümrük vergisini almış olsanız bile, gümrük vergisini yani doğrudan ticaret politikası önleme uygulanan bir ülkeden geliyor olsa dahi, siz o gümrük vergisini ya da dumpingi almış olsanız bile aynı ülkeye ya da aynı tarifeye farklı ülkelere uygulanan farklı dumping oranları olabilir. Siz maalesef o eşyanın menşeini yine gümrük vergisine sunmak zorundasınız arkadaşlar. Bu noktada hepimizin çok dikkatli olması lazım. Demin verdiğim örneklerden de ne demek istediğimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar.